Hiç şüphe yok ki her vatandaş gibi ben de aynı heyecan duyuyorum. Kıbrıs Türk'ü bugüne ancak 100 senedir verdiği bir çetin mücadelenin semeresini almış oluyor. Bütün yaşamını Kıbrıs Türk'ünün esenliği, mutluluğu için adamış bir lider. Kıbrıs adası içindeki Türk varlığının her zaman koruyucusu olmuş, halkının yanında, halkıyla birlikte mücadele etmekten yılmayarak, tarihe ismini altın harflerle yazdıran bir isim. Doktor Fazıl Küçük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi liderini halkıyla buluşturdu. Özüne, değerlerine sahip çıkan, müzelerini kuran ve koruyan bir toplumun, dünya üzerindeki varlığını gerçek anlamda kanıtlamış bir toplum olduğu gerçeğinden hareketle, Doktor Fazıl Küçük Müzesi, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin hizmetinde. Müzelerin, ülkelerin tarihlerinin yaşatılmasında ve geçmişin geleceğe taşınmasında çok önemli bir yeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öylesi bir eserin tabii ki yaratılmış olması, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ve bu uğurda ömrünü harcayan Doktor Fazıl Küçük'e olan bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Doktor Fazıl Küçük Müzesi, kentin bu ana caddesindeki eski günlerinin ve anısının canlandırılması için yeniden yapılandırılmasıyla birlikte tarihimize ve belleğimize ışık tutacaktır. Tarihsel öykü ve toplumsal bellek, ziyaretçilerin müzede sergilenen obje, fotoğraf ve belgelerle ilgili sorularıyla yeni baştan canlanacaktır. Yaşı müsait olanlar, rahmetliyi bu kaldırımın üzerinde, sandalyesinde, özellikle bu saatlerde, böyle ikindi saatlerinde oturduğunu ve halkıyla buluştuğunu, halkıyla sohbet ettiğini, halkıyla şakalaştığını çok iyi anımsayacaklardır. Dolayısıyla bugün bu açılışın bu kaldırım üzerinde olmasının da bence çok ayrı bir anlamı var diye düşünüyorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, müzenin çağdaş müzecilik anlayışına uygun hale getirilmesini toplumsal sorumluluk olarak gördü. Müzede bulunan her bir değerin belleklerdeki yeriyle ve gereken önemle yaşatılması gereğinden hareketle yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Müzenin evrensel müzecilik anlayışının temel prensibi olan toplumun her kesimini kucaklayan bir yapıda olmasına büyük önem verildi. Amaç sadece bir müzeyi inşa etmek, yapılandırmak ve olması gereken görüntüye kavuşturmak değildi. Aynı zamanda yeni fikirlerle farklı müzeler için toplum heyecanını diriltmek ve geleceğe dair tarihsel, somut ve soyut değerlerin aktarılması açısından
bir başlangıç noktası oluşturmaktı. En önemlisi de müzenin kent için önemini hatırlayarak kültürel değerlerin korunması, anlaşılması ve bugünden geleceğe aktarılmasıyla toplumsal farkındalığı arttırmaktı. Dr. Fazıl Küçük Müzesi, kentin ana caddesindeki eski günlerinin ve anısının canlandırılması için yeniden yapılandırılmasıyla birlikte tarihimize ve belleğimize ışık tutuyor. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi liderinin Kıbrıs Türk tarihine ışık tutacak anıları, halkımızın ve ülkemize gelen konuklarımızın ziyaretini bekliyor.